Şimdi bu yıkımlarla ilgili ağır hasarlar, iki çeşit ağır hasarlı mağdur olan vatandaş var. Bir ağır hasar aldıktan sonra hak sahipliği alıp evini alan, kira yardımı alan, konteyner yardımı alan, çadır yardımı alanların durumları farklı, onların yıkılması gerektiğini biz hepimizle beraber söylüyoruz. Çünkü devletin tanıdığı bütün imkanları kullandılar. Fakat bunların içerisinde köyde oturduğu halde, ikameti orada olduğu halde devletin sunduğu bu imkanlardan kendi şeyleri doğrultusunda faydalanamayan insanlar var. İkametgahı orada devam eden insanlar var. Burada bunların yıkım için şimdi bir yıkımcı firmalar da dahil olmak üzere biraz baskı yaparak evlerini kendi isteğiyle boşalttırmak istiyorlar. Biz de diyoruz ki bu boşaltma işinde bu adama siz hak sahipliğinden dolayı ev yeri verdiniz mi? Yok. Ev verdiniz mi? Yok. Konteyner verdiniz mi? Yok. Çadır verdiniz mi? Yok. Bu kışın ortasında bu adamın mağduriyetini nasıl gidereceksiniz? Burada bir ayrım yapmak lazım. Kime düşüyor bu? Bu şehrin mülk amirlerine düşüyor. Sapla samanı ayırt etmek lazım. Buradaki vatandaşların, mağdur olan vatandaşların mağduriyetini gidermek için bazı tedbirler almanız lazım. Kışın ortasında ahırını nereye koyacak adam? Eşyasını nereye koyacak? Ahırını derken ahırda beslediği hayvanlarını nereye koyacak bu adam? Bunlara bir tolerans tanınması noktasında biz dün de mecliste de bunu gündeme getirdik. Vatandaşı günde onlarca, yirmilerce, otuzlarca, kırklarca insanlar geliyor buraya. Bu mağduriyetlerinin giderilebilmesi için ne yapılması lazım? Biz bu ağır hasarlı binaların altını çizerek söylüyorum. Ağır hasarlı binalar yıkılmasın demiyoruz. Devletin sunduğu imkanlardan faydalanamayan, ikametgahı orada olan, hayvanı ahırın içerisinde olan insanların mağduriyetinin ötelenmesini istiyoruz. Bu mağduriyet bu kış ortasında giderilsin, en azından Mart'ın sonuna kadar veya Nisan'ın başına kadar bunun insanlara müsaade edip adam kendi yerinde oradaki çıkaracağı malzemelerle yeni bir şeyler yapabilsin, ahır yapabilsin, barınabileceği bir yeri yapabilsin. Çünkü devletin imkanları kısıtlı, konteyner her tarafa veremiyorlar, çadır veremiyorlar. Bu daha önceki depremde, mesela Karakoçan, Palu bölgesindeki yapılan depremde vatandaş kısmen müsaade ettiler oturuyor ve onlara kira yardımı yaptılar. Bazı yardımları yaptılar ama aradan 4 sene gibi bir süre geçti. 4 sene gibi bir süre geçti, 6 sene gibi bir süre geçti. 6 sene içerisinde siz bunları yıkıp yerine zamanda ne yapmadınız? Orada daha halen de ev sahibi olmayan insanlar var. Bunlar oturmasına müsaade edildi. Şeyin muhatabı bence şey yani, AFAD. Yani AFAD bilmiyorum ne derece, nereye kadar yetkisi var. Çevre Şehircilik'te dahil olmak üzere, valilikte de. Ama bu yıkımla ilgili topu özel idare üzerine atmışlar. Özel idare ilgileniyor. Vatandaş gün bin yüz, onlarca, yirmilerce insanlar geliyor buraya. Burada bilgi istiyorlar, mağduriyetini anlatmaya çalışıyorlar. O 2020 yılındaki depremde, 2020 yılındaki depremde aradan kaç sene geçti? 4 sene. Ya halen hak sahibi olup köylerde ev alamayan insanlar var. Nerede ikamet ediyorlar? Eski yerlerde ikamet ediyorlar. Onlara müsaade edildi. Onların da ev alanları yine müsaade edilmesin, yıkılsın. Bizim söylediğimiz, yine söylüyorum, bu mağduriyetler, bu mağdur olan insanların bu mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında bizim şeyimiz. Vatandaş istediği talebi bu. Yoksa siz de gittiniz, Değirmen önünü gördünüz, oradaki Korucu köyünü, bak bu bölgedeki bütün köylerin sıkıntı aynı safhada. Aynı şekilde. Yani vatandaşı doğru bir bilgilendirmek lazım. Bu süreç içerisinde gerçek mağdurları baştan söylediğim gibi ayırtıp kenara koymak lazım. Diğer yıkılması gerekenlerin ben de yıkılması taraftarım. Ya bu konuda girişimde şöyle, biz buradaki bari yardımcılarla görüşmek istedim. Bir iki sefer telefon açtım, telefonumuza cevap vermediler. Dönmediler bize. Muhatap bulamadık, kimle konuşacağız? Toplantı yapıyorlar, hiç ilgisi alakası olmayan insanlarla oturup bu meseleleri konuşuyorlar. Bu depremle ilgili valilikte toplantı yapıyorlar. Bazı iktidar partisinin il başkanını çağırıp orada şey yapıp vatandaşı dinlemiyorlar ki. Vatandaşı biz burada temsilcisiyiz, ben ilgilenemez diye siz. Vatandaş bize gelir derdini anlatıyor. Bu olaydan haberimiz bir gün önce oldu. Yani komşularımızdan içinde hayvanı olan, ahırı olan, hastası olanlar var.
içinde oturmayıp burayı yazın kullananlar var. Şu an birçoğunun haberi bile yok belki. Biz bunun için birazcık daha müsaade, zaman istiyoruz yani. En azından bir yaza kadar bize müsaade edilsin. Biz de her şeyi bir yoluna bırakalım. Günü geldiler, vurmuş. Benim Bayraktar'da evim çıktı. İmkanım yok, arabam hiçbir şeyim yok. Bir tek yoluna zorbalarla geçinirim. 5.000 lira para verildi, oğlum işsizdi. Yine askere gelmiş. Benim hiçbir şeyim yok, evimi yıktırmak istemiyorum, evimi iptal edeceğim. Yok, edemeyim abi, arabam yok, bir şeyim yok, cizem kırılmış, bak herkes görüyor. Burada işte eşimin 5.000 lira aylığı var, ona idare edeyim. Bir tüp 600-700 milyon olmuş, bir un 500-700 milyon olmuş, öyle olur mu? Ve tek 5.000 lira para alıyorum. Ne alalım? Elimizde ne var? Ya, herkes bilir bunu. Edilecek yerim yok kadının o. Ev yapılmamış. Ben önce eşyemi nereye atalım? Şimdi siz söyleyin. Biz ikimiz beyimiz ölmüş.